Renk renk gözlerini şafak düşünce, her tezgahta iştir esnaf sanatkar. Kepenk seslerine dua katınca, bir bilge derviştir esnaf sanatkar. Ahilik yolunda yıkılmaz kale, fecre dalga dalga yayılan hale, yurdun her yanında yanan meşale, nur saçan güneştir esnaf sanatkar. Sanat gergefinde ilim dokuyan, türlü teçhizatla sestir şakıyan, geçmişten yarına çağa okuyan bir önderdir, baştır esnaf sanatkar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere, şartlar ne olursa olsun her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olan, aynı zamanda bir esnaf evladı olan Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Büyüyen, kalkınan, gelişen yeni Türkiye'nin başbakanı, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu. Birlikte yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz Başbakanımız Ahmet Davutoğlu. TESKOMB'un değerli başkanı, yöneticileri, mensupları, çok değerli, çok sevgili esnaf ve sanatkar kardeşlerim. Bir esnaf çocuğu olarak hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Vatandaşlarımızın her kesimiyle buluşmak bize büyük heyecan veriyor. Ama bazı toplantılarda özel bir heyecan, özel bir muhabbet hissediyorum. Esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldiğimde böylesi bir heyecanı duymaktan hep büyük bir onur duydum. Çünkü her bir esnaf ve sanatkarımızın yüzünde, yaşlı amcalarımızda hep babamın esnaf hayatını ve kültürünü, ahlakını gördüm, temaşa ettim. O bakımdan başbakanlık görevini aldıktan sonra 3 buluşma var ki bu 4.'sü esnaf ve sanatkarlarımıza beni çok duygulandırdı. Birincisi Kırşehir'de Ahi Evran'ı anma merasimlerinde. Ahi Evran bizim pirimizdir. Ahi Evran bizim öncümüzdür. Her esnaf ve sanatkar için asırlardır bu topraklarda esnaf ve sanatkarlığın ilkelerini, ahlakını o dokumuştur. Allah ona rahmet eylesin ve onun mirasına sahip çıkmayı bize nasip eylesin. Hiçbir esnaf ve sanatkar yok ki Ahi Evran'ın hem isminden, Ahi Evran isminden, hem de ahilik yani kardeşlik geleneğinden nasibini almamış olsun. Hep Kırşehir'e bu merasime katılmaya çalıştım Dışişleri Bakanı iken de, başbakan olarak da gittiğim ilk merasimlerden biriydi. Hala orada gördüğüm ve hissettiğim yaşayan Ahi Evran ruhunu bütün ülkemizde evladı Fatihan diyarı Balkanlar'da görmekten de büyük mutluluk duydum. İkinci beni duygulandıran buluşma Edirne'de, Üsküp'te Ahi Evran geleneğinin sürdüğü Üsküp çarşısında buluştuktan sonra hemen ertesi gün Edirne'de sabah duasına katılarak Selimiye'nin hemen yanında Arasta çarşısında dükkanların açılışına eşlik etmemdi. Ne güzel bir duaydı o ya Rabbi. Esnafın hep beraber helal rızık duasıyla besmeleyle dükkanları açışları. İşte bizim medeniyetimiz derken, bizim kültürümüz, bizim irfanımız derken biz o duayla açılan dükkanları kastediyoruz. Akşama kadar alın teriyle eve helal rızık götürmek için çaba sarf eden o değerli esnafları hatırlıyoruz. Kırşehir'den Üsküp'e, Edirne'ye hep bu ruh yaşadı. Hiç ölmedi. Ne kadar ekonomi çeşitlenir, gelişirse gelişsin,
Ne kadar büyük alışveriş merkezleri yapılırsa yapılsın, o büyüklükler ancak ve ancak o büyüklerin ruhuna Ahi Evran'ın ahlakı üflendiği zaman anlam taşır. Yoksa cesamet ve büyüklük kendisi hiçbir anlam ifade etmez. Yine Trabzon'u ziyaretim esnasında, daha önceki ziyaretlerimde uzun sokakta tanıştığım, yolda geçerken görüp o büyük dükkanlar arasında esnaf geleneği sürdüren, adını da hatırlıyorum, Alpaslan Bakır kardeşimiz, bir kundura esnafı, genç bir kardeşimiz, üç nesil orada kundura zanaatıyla uğraşıyormuş. Daha önceki ziyaretimde kendisiyle görüştüğüm için, başbakan olarak gittiğimde bütün o sokağı, ki Hayati Bey ile birlikteydik, kat ederek özellikle onu ziyaret etmek istedim. Beni gördüğünde gözleri yaşardı, sarıldı ve hep etraftaki komşularla birlikte, daha önce ziyaret etmişti, acaba başbakan olarak ziyaret edecek mi diye kendi kendilerine sormuşlar. Ama ziyaret ettim ve kucaklaştım. Çünkü üç nesil bir geleneği sürdüren, her şeyi bir kenara bırakıp onu kucaklamak istedim. Üç nesil bir geleneği sürdüren o genç kardeşimin alnından öptüm. Buradan da selam ediyorum. Aslında onunla kucaklaşırken baba geleneğini sürdüren bütün esnaflarımızla ve her birinizle kucaklaşmıştık. Ahilik geleneği dedim. Bilgi, ilim külliyelerde, geçmişte, şimdi üniversitelerde okutulur. Ama ahilik ve ahlak, davranışlarda adab-ı muaşeret ancak pazarda, çarşıda ve esnaf ilişkileri içinde öğrenilir. İster mal alın, ister mal satın. Ahlakın dokunduğu yer, sınandığı yer, test edildiği yer çarşılardır. Onun için Anadolu'da medeniyetimizi kuran o ulu erenler, Ahi Evran ile ahlakı çarşılarda, hanlarda, pazarlarda inşa ettiler. Ben bu açıdan kendi şahsi tecrübemden de işaretle söylüyorum. Emin olunuz, iyi okullarda okuduk hamdolsun babamızın esnaf geliriyle temin ettiği imkanlarla. İki üniversite, iki bölüm bitirdim. Yüksek lisans, doktora yapma imkanı oldu. İlimde profesörlüğe kadar gelmek nasip oldu. Ama bütün bu eğitim silsilesinde öğrendiğimden daha fazlasını babamın dükkanına gittiğimde, onun komşularla ilişkilerinde, onun insani temasta kurduğu o derin muhabbette gördüm. Sadece çarpıcı, hala gözümün önünden gitmeyen ve iki prensibi bana çocuk yaşımda nakşeden bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir gün orta birinci sınıftaydım, 11-12 yaşlarında. Okuldan babamın dükkanına doğru yürürken hana girdim, bir hanın içinde dükkan. Yerde o zaman için iyi para sayılabilecek 50 lira buldum. Götürüp babama teslim ettim. Baba, böyle bir para buldum diye. Dedi ki, etrafa önce bakındım, kimse sahip çıkmayınca. Dedi ki, oğlum etraftaki dükkanlara sordun mu? Hayır baba, şöyle bakındım, sahibi olmayınca sana getirdim. Dedi ki, şimdi git, bütün o etraftaki dükkanlara tek tek sor, para düşüren var mı diye. Bulamazsan geri getir. Gittim dükkanları, bütün dükkanları tek tek dolaşıp, acaba para düşüren var mı? Tezgahtarlar vardı, çalışanlar vardı, işçiler vardı o dükkanlarda. Hiç kimse parayı ben düşürdüm demedi. Birinci prensip benim orada gördüğüm, ben onlardan parayı düşürdüğüne dair bir video kaydı, bir belge istememiştim. Rahatlıkla bir tanesi çıkıp diyebilirdi ki ben düşürdüm deyip alabilirdi. Ama gördüğüm şey şu oldu, hala zihnimi nakşeden, esnaf yalan söylemez. Peki babam git onu sor dediğinde neye güveniyordu? Çünkü biliyordu ki esnaf yalan söylemeyeceği için gerçek sahibi olan varsa çıkıp söyleyecek. Birbirlerine böylesine güvenen bir kendi iç dünyaları olan bir çevreydi o hanlar, pazarlar, çarşılar. İkinci husus, esnaf bir söz verdi mi yerine getirir. Daha sonra o parayı babama götürdüm ve bir
fakirlere yardımla ilgili bir kuruluşa bağışladı. Ama benim hep zihnimde, kulağımda küpe olarak nakşedilen şey, belgeden, kayıttan daha önemlisi sözün ta kendisidir. İnsan ölene, insan olana söz yeter. Ve yine öylesine olaylara yaşayarak şahit oluyorduk ki, Anadolu'dan bir şeyden, Adana'dan, Kahramanmaraş'tan, bu ikisini zikretmemin sebebi var, biraz sonra aktaracağım. Bir telefon gelir ve çok ciddi miktarda bir malı hiçbir şey istemeden, senet dahi olmadan gönderirdi babam. Neden? Çünkü bilirdi ki esnaflıkta söz demek, söz bizatihi senet demektir. Ayrıca bir dokümana ihtiyaç yoktur. Bütün Türkiye'de dostları vardı. Geldiklerinde bir kısmı evimizde kalırdı. Ve şimdi başbakan olarak Kahramanmaraş ziyaretine gittiğimde kalabalığın arasından birisi Ahmet, Ahmet'im diye seslendi. Bir baktım Celal amca, Celal Toprakkale adını hatırlıyorum. 70'li yıllarda babamın esnaf arkadaşıydı, ticaret yaptı. Ne ben onu unutmuştum ne o beni. Yine Adana'ya gittiğimde ticaret odası toplantısında Yusuf amca, Yusuf Baysal amca geldi. Yine o da beni hatırladı, ben de onu. Şunun için zikrediyorum. Esnaf ilişki kurdu mu, konjektürel ve geçici bir şekilde çıkara bağlı olarak kurmaz. İlişki kurdu mu, dünya ve ahiret kardeşliği için kurar. Ben şimdi ne zaman bir babamın eski dostlarından birine rastlasam, hep babamın yüzü, çehresi gözümde belirir. Şimdi modern dünyada o büyük alışveriş merkezlerinin geçici ilişkiler dünyasında maalesef bu değerleri unutmaya başladık. Sizler, TESKOM, aslında bu buluşmayla bu değerleri bize hatırlatıyorsunuz. Böyle buluşmalara daha çok ihtiyacımız var. Esnaf kültürüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizlerin irfanına, sizlerin babalarınızdan, ustalarınızdan aldığınız irfana daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü esnaf hem bu ortak değeri yaşatır, hem de bir zorlukla karşılaştığında ortak şekilde davranma erdemini gösterir. TESKOMB'un kuruluşu yeni olabilir ama TESKOMB'un dayandığı kültür asırların derinliğine gider. Osmanlı'da orta sandığı diye bir kültür vardı. Esnaf kesesi diye bir kültür vardı. Orta sandığı ve esnaf kesesi şu demekti. Esnaf dara düştüğünde eğer kendi imkanlarıyla o darı aşamıyorsa ortak oluşturdukları bir sandıktan ya da bir keseden istifadeyle onu aşarlardı. TESKOMB'un tarihi Ahi Evran'a gider. Sizler Ahi Evran'ın misyonunu üstlendiniz. Onun için sizler bilirsiniz. Sizler sizin için çalışanları bilirsiniz. Sizler sözü senet olanları gözünden tanırsınız. Şu veya bu seçim vaadiyle biz sizin önünüze gelmiyoruz. Biz babalarımızdan aldığımız irfanı ve mirası hep beraber sizlerle paylaşmak, sözü senet, vaadi mutlaka gerçekleşecek bir taahhüt olarak gördüğümüz için bir aradayız. Eğer sizler huzurluysanız, eğer sizler mutluysanız ki emin olun burada gördüğüm coşku bana gösterdiğiniz muhabbetten daha çok beni neden memnun etti biliyor musunuz? Demek ki günlük hayatınızda da coşku ve mutluluk içindesiniz. Allah mutluluğunuzu daim eylesin, rızkınızı helal eylesin, başınızı eğdirmesin. Bir esnafın sözü senet olduğu için en zor anları borç ödeme anlarıdır. Eğer cebinde o borcu ödeyecek miktarda bir sayın başbakan yardımcımızla daha önceki bir sohbetimizde esnaf kültürü içinde bir kavramdan bahsetmişti. Var parası, yok parası. Yani var olduğu dönemlerde yanınızda tuttuğunuz para, işiniz, haliniz iyiken bir de bir gün yokluğa düşersem diye kenarda tuttuğunuz yok parası. İşte TESKOMB yok parasını sizin için topluyor, tutuyor ve gerektiğinde zora düştüğünüzde, dara düştüğünüzde size yardıma geliyor. TESKOMB'a teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi başbakan yardımcımızla bir araya geldiğimizde esnaf kültürünün diliyle konuşuyoruz. Şimdi biz de size şu taahhütte bulunuyoruz.
yok parası söz konusu olduğunda, yani öyle bir ihtiyaç söz konusu olduğunda TESKOM ne kadar yanındaysa şefkatli ve merhametli Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti de yanınızda olmaya devam edecek. Başka her şeyden kısabiliriz. Başka her şeyden tasarruf yapabiliriz. Ama esnafımızın huzurundan, esnafımızın refahından kısıntı ve tasarruf olmaz. Çünkü siz bu toplumun orta direğisiniz. Siz çok geniş kitlelerle toplumun huzurunu ve bekasını temsil ediyorsunuz. Helal rızık kavramını hayatınızda daim kılarak herkese yaşayan bir ders veriyorsunuz. Sizlerin her zaman yanınızda olacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Bir daha bu ülke esnafın yazar kasa fırlattığı 2001-2002 şartlarına dönmeyecek. Düşünün. 2002'de %56 idi faiz, %12 sübvansiyon yapılıyordu, %47 esnaftan faiz alınıyordu. Şimdi %50 sübvansiyon, %4-5 civarında faizlere kadar düştü. 2002'de kredi kullanan esnafımızın sayısı 63 bin civarındaydı ve gittikçe düşüyordu. Şimdi 317 bin geçen sene kredi kullanan esnafımız, toplamda da 1 milyon 100 bin esnafımız kredi kullandı bizim dönemde. Helali hoş olsun. Allah sayısını, bereketini artırsın. Kredi tutarının toplamı 2002'de 153 milyondu. Şimdi 12,5 milyar 2014'te kullanılan. Yani 81 kat arttı. İşte bereket bu. İşte 1990'lı yıllarda, 2001 krizi öncesinde koalisyon hükümetleriyle, hortumlanan bankalarla, görev zararı denilip içi boşaltılan bankalarla çile içi altında ezilen esnafımızın durumu, işte vatandaşından topladığı vergileri en titiz şekilde kullanarak toprağımızı, ülkemizi, çarşımızı bereketlendiren AK Parti zihniyeti arasındaki fark da bu. Biz rakamlar kendisi konuşur. Bu 12 yıl içinde büyük petrol kaynakları keşfetmedik biz. Bu 12 yıl içinde Avrupa'da olduğu gibi, bazı ülkelere yapıldığı gibi yüz milyarlarca dolar da bize verilmedi. Nereden bu kaynaklar temin edildi? Çünkü biz esnafımızdan aldığımız o vergileri, damla damla topladığımız vergileri, şirketlerimizden aldığımız vergileri hep kendi babalarımızdan gördüğümüz esnaf ahlakıyla en iyi şekilde kullanıp, Allah bunlara hiçbir haram bulaştırmasın diye duayla, niyazla bütçemizi açıyoruz, bütçemizi bağlıyoruz. 2015 bütçesi bunun için işte bereketli bir bütçe olacak inşallah. Şimdi rakamlar kendisi konuşur. 2002'de 31 bin şirket açılmıştı. Çoğu da daha sonra kapandı. 2014'te 50 bin şirket açıldı. Geçen sene kapanan şirketlerde 1529 azalma oldu. Açılan şirketlerde ise 7737 artış oldu. Yani şirket açılışları artıyor, kapananlar gittikçe azalıyor. Kapananlar da farklı gerekçelerle, imkansızlıklar sebebiyle değil. Çok çarpıcı bir değişim anlamında, refahın nasıl topluma yayıldığı anlamında, otomobil satışları 2002'de 31 bindi. Geçen sene 665 bin. Bu demektir ki belli bir hayat standartı artık toplumun her yerine sirayet ediyor. İnşallah daha da bereketlenecek. Bu bereketlenme için ne yapılması gerekiyorsa bunları yapmakta hiç tereddüt etmeyeceğiz. Siz esnaflar, sanatkarlar, siz her şeye layıksınız. Şimdi madem ki bazı müjdeler bekleniyor, birer birer onları vermeye başlayalım. Bereketle, hayırla inşallah. Öncelikle biraz önce Halk Bankası Genel Müdürümüz Ali Fuat Bey'i çağırdım. Kredilerin derhal açılması talimatını verdim. Siz buradayken krediler açılıyor. Ayrıca buraya gelirken
müjde olarak hazırladığımız unsurlarda biraz da değişiklik yaptım. Otururken talimatlar vererek, esnaf çocuğu olmanın da ayrıcalığı ve hediyesi olarak. Şimdi ikinci müjdemiz, bildiğiniz gibi Halk Bankası kredilerinin faizlerinin %50 sübvanse ediliyor. İki kategoride fark oluşturmuştuk. Bana getirilen ve önceden hazırlık yapılan müjde, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde bu sübvansiyon %90'a çıkmasıydı. Ben biraz önce yetmez dedim. Yetmez. Sübvansiyon %90 demek yetmez. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faizsiz kredi vereceğiz. Faizsiz. Yani bu meslekleri yaşatmak eğer bizim için bir görevse, sadece görev değil, büyük bir emanetse, o mesleklerin kaybolmaması bizim için kültürel bir mirassa, kredide faiz düşünülebilir mi? Bu mesleklerde çalışanlara faizsiz kredi verilecek. Yine esnaflıkta en önemli şey çırak, kalfa, usta hiyerarşisi içinde yetişmektir. Bu aslında toplumumuzda ahlakı da, edebi de öğretir. Bir çırak kalfanın yanında, kalfa ustanın yanında nasıl davranır? Bu da yavaş yavaş öğrenilerek. Şimdi toplumda hiyerarşi, toplumda sosyal adab-ı muaşerette ciddi zedelenmeler var. Ama esnafta bu olmaz. Herkes birbirine nasıl muamele edeceğini görür. Hangi dille konuşacağını, kötü lisan kullanmamayı öğrenir. Elini, kapını, sofranı açık tut diyen ahyevran usulüyle öğrenir. Onun için biz ustalık mertebesine gelmiş kardeşlerimize özel bir imkan tanıyalım dedik. 3 yıl ustalık belgesi olup yeni iş yeri açmış olan 1 yıl kardeşlerimize yine %75 sübvansiyon dediler, yetmez dedim. Onlara da faizsiz kredi vereceğiz. Faizsiz kredi. Yani madem ki bütün bu silsileyi meratibi geçmiş, çıraklıktan, kalfalıktan ustalığa ulaşmış, bir de yeni ahi kuşağını da bağlayıp yola çıkmış, bize o yola çıkana yolun hayırlı olsun demek gerek. Bunu demediğimiz ve bir de %15'e kadar bile, 25'e kadar bile inse faiz aldığımız anda bu doğru olmaz. Ona bereket olsun, hayır olsun, yolun ve helal rızkın bereketli olsun diyebilmek için faizsiz kredi vereceğiz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Çünkü siz dediğim gibi sadece helal rızkımızın değil, ahlakımızın da bekçisi, emanetçisisiniz. Allah varlığınızı eksik etmesin. Üçüncü müjdemiz. Allah razı olsun. Sizin de ömrünüze bereket. Allah hepimize hayırlı ömürler ama hayırlı akıbetler dilesin. Akıbet hayrola diye başlar birçok ahi dua, evran duası da. Hayırlar fethola, şerler defola. Akıbet hayrola. Hepinizin akıbeti hayır olsun. Üçüncü müjdemiz. Biraz önce değerli TESKOM Başkanımız Abdülkadir Bey talep etti. Bu sene 600 milyona çıkardığımız Halk Bankası kredilerinin faizlerini karşılama miktarını 700'e 100 milyon artıralım dendi. Ben bununla da yetinmedim. 150 milyon artırıyoruz. Helali hoş olsun. 150 ve Ali Fuat Bey'e gerekli talimatı bu konuda da verdim. İnşallah bütün bu kredileri kullanacak potansiyeli hep beraber oluşturursunuz.
Bu yolla önümüzdeki yıl takriben 3,5-4 milyara yakın kredi kullanılabilecek. Toplamda da 17 milyara ulaşacak kullanılan kredi. Hayırlı olsun. Dördüncü müjdemiz. Biraz önce Gümrük ve Ticaret Bakanımız zikrettiler. Ahi-Evran buluşmasında perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunu bir taahhüt olarak ilan etmiştik. Başbakanlığımın ilk günlerinde arkadaşlara da talimatlar vermiştim. Bütün bu süreç tamamlandı. Hamdolsun şimdi bugün genel kurulda görüşülüyor. Bu yolla esnaf ve sanatkar kültürünün devamı için perakende ticarette ne tedbir alınması gerekiyorsa aldık ve kanuna derc ettik. Bu bizim için bir prensip meselesidir. Sizi gittikçe cesaret kazanan ve büyüyen yapılar karşısında kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Hiçbir şekilde sizin ezilmenize izin vermeyeceğiz. Bu çerçevede AVM, alışveriş merkezleri açılması kriterlerini değiştirdik. Ve her alışveriş merkezinde esnaf ve sanatkarlarımıza en az %5 pay yer ayrılması zorunluluğu getirdik. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere de bunun içinde bir pay ayırdık. 3%'de en azından onlara da yer ayrılacak her alışveriş merkezinde. Ve bu esnaf ve sanatkarlara ve kaybolmaya yüz tutan mesleklere ayrılan yerlerde kira diğerleri gibi olmayacak. Raiç bedelin 1/4'ü kira alınacak. Daha fazla değil. Yine sürekli indirimler yapılarak esnaf ve sanatkarlarımız aleyhine oluşan rekabet şartlarını ortadan kaldıracağız. Bu konulara düzenleme getireceğiz. Büyük ölçekli üretimler üzerinden sık sık yapılan indirimlerle esnafımızın rekabet etmesinin zorluğu dolayısıyla bu konuya da düzenleme getiriyoruz. Çalışma saatlerinin tanziminde kesinlikle esnaf ve sanatkarlarımızın günlük hayat ritimleri ve onların ihtiyaçları göz önüne alınacak. Kanuna bu da derc edildi. Esnaf ve sanatkar birliklerimiz, bütün esnaf ve sanatkarlar odalarımız alışveriş festivalleri düzenleyerek çoğu esnaf ve sanatkarlarımızın daha geniş pazarlara açılması için imkan tanınacak. Yine esnaf ve sanatkar odaları esnaf sicinine kayıtta ustalık belgesiyle ilgili çıkan bütün sıkıntılar giderilecek. Gördüğünüz gibi bütün bu hususlarda ve tabii biraz önce Başbakan Yardımcımızın da vurguladığı gibi G20 dönem başkanlığımızda esnaf ve sanatkar kültürünü, Ahi-Evran kültürünü bütün dünyaya tanıtabilmek için KOBİ'lere özel bir gündem ayırdık ve KOBİ'ler üzerinde de çok derin irfana sahip Türk esnaf kültürü bütün dünyaya tanıtılacak inşallah. Daha önce 12 yıl boyunca esnaf ve sanatkarlarımız için birçok düzenlemeye öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Biraz önce gösterilen slaytlarda da ortaya konduğu gibi nasıl Cumhurbaşkanımız başbakanken hiçbir esnaf ve sanatkar faaliyetini kaçırmamışsa size taahhüt ediyorum. Ben de sizinle buluşmaktan hiçbir zaman imtina etmeyeceğim. Her faaliyetinizde sizinle beraber olacağım. Bütün bu çalışmalara katkıda bulunan eski Gümrük ve Tekel Bakanımız Hayati Yazıcı'ya, Sayın Nurettin Canikli'ye, yeni Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin Canikli'ye ve bütün arkadaşlara, Halk Bankası Genel Müdürlerimize, TESKOMP yöneticilerimize, Esnaf ve Sanayi Odaları Birlikleri yöneticilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Yeni Türkiye'nin, yükselen yeni Türkiye'nin en büyük gücü
esnaf ve sanatkarlarımızdır. Gezi provokasyonlarında olduğu gibi bütün provokasyonlara dimdik karşı duran, her zaman istikrarın ve yeni Türkiye'nin yanında duran TESKOMP yetkililerine, bütün esnaf ve sanatkarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. Sanatkarın her zaman yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin Canikli'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Sayın Başbakanım, esnaf ve sanatkarlarımızın çok değerli temsilcileri, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanım, esnaf ve sanatkarımızın büyük sermaye karşısında mutlaka desteklenmesi gerekir. Bu yapılmadığı takdirde özellikle yetersiz sermaye nedeniyle esnaf ve sanatkarımızın büyük sermaye karşısında acımasız rekabet ortamında ayakta kalması hemen hemen imkansızdır. İşte bu anlayıştan ve bu gerçekten yola çıkarak AK Parti hükümetleri 2003 yılı başından itibaren esnafımıza ucuz, ulaşılabilir finansman imkanı sağlamak amacıyla harekete geçti ve tıkanan, o tarihte tıkanan bu mekanizmayı tekrar aktive etti. Tekrar esnaf ve sanatkarımıza hizmet verebilir hale getirdi. Bakın 2002 yılının sonunda esnaf ve sanatkarımızın finansman kaynaklarına ulaşma imkanı sağlayan bu mekanizma, yani esnaf kefalet kooperatif mekanizması, kredi kefalet kooperatif mekanizması adeta felç olmuştu. Yarısından fazlası, kooperatiflerin yarısından fazlası esnaf ve sanatkarımıza kredi veremez hale gelmişti. Sistem adeta tıkanmıştı. 2003 yılı başından itibaren bu sistemin açılması, önündeki engellerin kaldırılması için AK Parti hükümetleri döneminden başından itibaren gereken her türlü adım atıldı. Yasal düzenlemeler yapıldı ve borçlar yapılandırıldı, faizler silindi. Kredi kefalet kooperatiflerinin tekrar esnafımıza finansman imkanı sağlayabilir hale getirilmesi sağlandı. Adeta tıkanan kanallar açıldı. Kan taşıyan damarlar tekrar esnaf ve sanatkarımıza hizmet verebilir hale geldi. Ve bunun sonucu olarak da 2002 sonunda 154 milyon lira olan esnafımızın kullandığı düşük faizli kredi miktarı bugün başkanımızın da ifade ettiği gibi 12,5 milyar lirayı aşmış 13 milyar liraya doğru gitmektedir. Bazıları bunu esnafımızı borç batağına sürüklemek olarak değerlendirmektedirler. Değerli Sayın Başbakanım, değerli esnaf kardeşlerim, bu nasıl yanlış bir değerlendirmedir? Esnafımız ucuz krediyle satabileceği mal almakta, ticaret yapabileceği ticaret hanesini bu amaca uygun hale getirebilmektedir. Esnafımıza verilebilecek en düşük destek ucuz, altını çizerek söylüyorum, ucuz piyasa fiyatının altında, piyasa faiz hatlarının altında ucuz kredi imkanlarına kavuşturulması gerekir. Bugün 12,5 milyar lira havaya gitmiş bir para değildir. Esnafımızın sayısı 1 milyon 600 bin olarak korunabilmiş ise, o fiktif olarak silinen rakamlar hariç korunabilmiş ise, bunun altında yatan en önemli politika aracı düşük faizli kredi imkanlarının açılmış olmasıdır. Ancak biz esnaf ve sanatkarımızı bu şekilde büyük sermaye karşısında koruyabiliriz, acımasız rekabet şartlarında ayakta tutabiliriz ve AK Parti hükümetleri de bunu yapmıştır. Sayın Başbakanım, Kırşehir'de talimat vermiştiniz. Kırşehir'de talimat vermiştiniz. Esnafımızı gerçek anlamda, özellikle yeni gelişen dünyada ve Türkiye'de alışveriş merkezleri karşısında koruyacak perakende ticaretin bir an önce yasalaşması konusunda Kırşehir'den talimat vermiştiniz. Ahilerin merkezinden talimat vermiştiniz. Sayın Başbakanım, şimdi o talimatınızı yerine getiriyoruz.
perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun tasarısının görüşmeleri dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na başladı. 5 madde görüşüldü. İnşallah bir aksilik olmadığı takdirde bugün görüşmeleri tamamlayacağız. Bu kanunun bir özelliği var. Sayın Başbakanım, değerli esnaf kardeşlerim, bu kanunun bir özelliği var. Getirilen düzenlemelerin tamamı esnaf ve sanatkarımızın lehine. Tamamı bila istisna. Esnaf ve sanatkarımızı korumak lafla olmaz. Lafla olmaz. Yüreğinizde hissedeceksiniz, seveceksiniz, samimi olacaksınız ve daha sonra bunu uygulamaya geçireceksiniz, araçlara dönüştüreceksiniz. İşte hükümetimiz bunu yapıyor Sayın Başbakanım talimatlarınızla ve inşallah bu yasa tasarısı bugün yasalaştığında hiçbir şey esnafımız açısından eskisi gibi olmayacak, daha iyi olacak. Her geçen gün esnafımızın durumu iyileşiyor. Elbette bu korumanın, yani acımasız rekabet şartlarına karşı korumanın önemli araçlarından bir tanesi olacaktır bu kanun. Ve uzun yıllardan beri üzerinde çalışılmasına rağmen bir türlü yasalaşamayan bu kanun inşallah yasalaşmış olacak ve bütün esnafımıza hizmet verir hale gelecektir. Dolayısıyla bu kanundan sonra artık esnafımız alışveriş merkezine girebilecek. Alışveriş merkezlerinin o ticari potansiyelinden faydalanacak, onların gelir imkanlarından faydalanacaktır. Alışveriş merkezleri de ticaret yapabilmek için esnafımızın emrine hazır hale getirilmiş olacaktır bu kanunla Sayın Başbakanım, değerli esnaf kardeşlerim. Elbette bakanlığımızın ve hükümetimizin esnafa ve teşkilata yönelik olarak çalışmaları bunlarla sınırlı olmayacak. Şunu söylüyorum, lütfen hükümetimizi izlemeye devam edin. Bu vesileyle bu arada TESKOMP'un Genel Başkanı'na, Abdülkadir Bey'e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Birçok nedenle teşekkür etmek istiyorum. Bir tanesi, bu sistemin ayağa kaldırılmasında ve bugün dünyanın gıpta ile izlediği, örnek aldığı, özellikle kredi kefalet mekanizmasının uygulanmasında, başarılı şekilde uygulanmasında dünyaya örnek olduğu için, bunu sağlayabildiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz kısa süre içerisinde Halk Bankası borçlarını ödeyemediği için TESKOMP tarafından üstlenilen borçların yaklaşık 460 milyon liralık faizini bir kalemde silerek, 90 bin esnaf kardeşimizi ilgilendiren bu olayı bir kalemde silerek onların bu borçlarını ödeyebilir hale getirdiği için TESKOMP yönetimine, genel başkanına buradan çok teşekkür ediyorum. TESKOMP esnaf için güzel şeyler yapıyor. Birlikte son derece koordineli bir şekilde sizler için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu güzellikler artarak devam edecek. Toplantımızın ve gelişmelerin hepimize hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.